Adamın diye gezdirdiğin başkasının adamı çıkması daha büyük ayıp. Madem Serdar sana kirvem diyor, ayıbını temizlemesine müsaade etmen de senin büyüklüğünü gösterir. Ayıbını temizler, sonra da kestiğin hükme uyar. Öyle değil mi Serdar? Babamı kahveci harcayanlar beni de harcamanın peşinde belli ki. Ama ben babam değilim. Beni harcamak o kadar kolay değil. Müsaade et. Bana bu tezgahı kuranların oyununu bozayım. Sonra ne dersen eyvallah. Tezgah olduğundan şüphe etmesem seninle başka türlü konuşurduk gözüm. O madem onlar tezgah kurmuş, sen de kur tezgahını, ver cevaplarını. Aksi takdirde ne benim ailemde yerin var, ne de İstanbul'da yerin var. Bizim tezgahımız nedir Kirvem? Niye senin peşine düşmüşler? Harbi'nin koltuğunu sana yedirmemek için. O koltuk Harbi'nin mirası. Harbi'nin varisi. Sana tezgah açanlarla birlikte oldukça sen ne Harbi'nin koltuğuna oturabilirsin, ne de o tezgahı kurabilirsin. Ece ile mazimiz pek parlak değil. Onun gibi bir kadını yanıma alacağıma alemi karşıma alırım daha iyi. Gözüm. Ece gibi kadınlar asansör gibidir. Erkeğini isterlerse en tepeye çıkarırlar. Gerekirse yerin dibine indirirler. Ama yerin dibindeyim diye kabahati asansörde bulmayacaksın. Doğru düğmeye basacaksın ki seni en tepeye çıkarsın. Bir yüzüğüm vardı. Gümüş, sade bir şey bulamıyorum. Beril, öfkeyle hareket ediyorsun. Bir dur. Ne öfkesinden bahsediyorsun Didem? Ben ona neler oluyor diye soruyorum. O bana vaktim yok diyor, çıkıyor gidiyor. Ne konuştular sence Ece'yle? O yüzük benim için değilmiş belli. Hadi gidip soralım Ece'ye. Ben onu soru sorup da kendim küçük düşüremem. Tamam. O zaman ben sorarım. Ece, abim ne konuştu seninle? Abim bir şey demeden benim söylemem doğru olmaz. Şekerim.
kırgınım sana. Taziyeye gelmedin. Ne diyorsun sen Ece? Amcanın bize attığı kazıktan sonra sen mi öldürdün diye sormuyorsun. Taziyeye neden gelmedin diye soruyorsun. Eskiden kibar bir adamdın sen. Anlardın. Bir kadın hiç açık açık sorar mı beni niye görmeye gelmedin diye? Vallahi ben o nöbeti İskender'e devrettim. Artık peşinden koşmuyorum. Aa, ama senin peşinde koşanlar var Serdar'cığım. Üstelik biraz haşin. Yakalarsa fena öper. Gümüş merak ettim. O zaman sen eskiden olduğu gibi peşimde dolanmaya başla Serdar'cığım. Öperim çok. Senden başka kimse öpsün istemem. Hadi inat etme. Buluşalım. Behrin gitti. Mutlu musun? Henüz değilim. Ama olacağım. Elektronik örneğe göre dizin doğru. Ama bazı kısımlar gizlenmiş. Elinde olduğunu kanıtladı. Bize vermek için pazarlık yapacak. Çok merak ediyorum. Sana gönderdiğim örneğin otantik olup olmadığını nasıl kontrol ediyorsun? Demek ki elimde mukayese edecek bir şeyler var Şamil Bey. Sen bunları boş ver. Şartlarını dinlemeye hazırım. Ha, iyi düşün. Elindeki şey için veremeyeceğim hiçbir şey yok. Uluslararası medya kuruluşlarınızla itibar suikastı yaptığınız devletimizin imajını düzelteceksiniz. Olmuş bilim. Ve bir de kredi notu meselesi var. Şimdiden Türkiye ekonomisinin büyük aşama kaydettiğini söyleyebiliriz. Terör örgütleri meselesi? Çok yakında iadeyi garanti edebilirim. Bu kadar cömert olduğuna göre Tanrı'yı kıyamete zorlayabileceğine gerçekten inanıyorsun değil mi? Ben yeryüzünde cenneti kurabileceğimize inanıyorum. Böyle bir ideal için neler vermezsin? Böyle bir ideal edinebilecek kadar küstah, hadsiz olduğumu varsayalım bir an için. Bunun için dünya nüfusunun yarısını vermezdim. İnsan soyu kendi kendini yok edecek derecede tehlikeli bir biçimde üremeye devam ediyor. Kontrol edilmezse yakında türümüz yok olacak. Siz seçilmiş varlıklar dünyada rahat etmek için gereksiz gördüklerinizi yok edeceksiniz. Buna karşı duran bizler de deccal olacağız öyle mi? Size göre bütün bunlar bizim fantezimiz olduğuna göre kaybedecek hiçbir şeyiniz yok Şamil Bey. Siz bana önemsiz bir kan örneği vereceksiniz. Karşılığında ülkeniz çok şey kazanacak. Eğer yanıldığımdan eminseniz, bu sizin için çok kazançlı bir pazarlık. Siz ne yapıyorsunuz?
Her zamankinden farklı bir şey yapmıyorum şekerim. Durumunuzun hala kötüleşebileceğinin farkında değilsiniz. Sizin mümkün olduğunca dinlenmeniz gerekiyor. Şekerim, iyileşmek için moral önemli değil mi? Ben çirkin olduğumda kendimi kötü hissediyorum. Moralim bozuluyor. Ben hasta yatağımda bile güzel ve güçlü görünmeliyim.